Ben Aslı Gökgöz, Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans eğitimim sırasında çocuk edebiyatı alanına yöneldim. 10 yılı aşkın bir süre eğitim sektöründe eğitimci olarak çalıştım. Ve 7 yıl önce de Gaziantep'e taşındık. Bir oğlum var, Ege Mai. Onunla birlikte çocuk edebiyatının iyileştirici, dönüştürücü, keşfettirici etkisini hem kendi gözümle hem de onun gözüyle deneyimleyebildim. Kültür İçin Alan tarafından desteklenen Ortak Hikaye Projesi Mayıs 2021'de yola çıktı. Gaziantep'te yaşayan ve ortak bir hikayenin kahramanı olan çocukları bu kez kendilerini şekillendirecekleri bir hikaye etrafında bir araya getirmek istedik. Farklı sosyal geçmişlere sahip, farklı hikayelerle büyüyen, Gaziantep'in heterojen kimliğini temsil eden 40 çocukla farklı ama aynı olduğumuzu fark etmek, imeceyi deneyimlemek, yaratıcılığımızı keşfetmek, özgüvenimizi geliştirmek, seslerimizi duyurabilmek, kolektif hafızaya katkı sunmak için bir araya geldik. Açık çağrı ile başlattığımız başvuru sürecimizin ardından çocuklara yaratıcılık kutusu dediğimiz kutular ulaştırdık. Yaratıcılık kutularının içerisinde çeşitli yazı ve çizim malzemelerinin yanı sıra çocuk kitapları ve hikaye kurgulama oyunları oynayabileceğimiz hikaye taşları da vardı. Çocuklar yaratıcılık kutuları içerisinde yer alan kitapların yazarları ve illüstratörleri ile çevrimiçi etkinliklerde bir araya geldiler. Aynı zamanda çocuk edebiyatına gönül veren blog yazarları çocuklarla yine çevrimiçi atölyelerde bir araya geldi. Böylece Türkiye'nin farklı kentlerinden pek çok konuk ve eğitmen çocuklarla buluşmuş oldu. Yüz yüze atölyeler de düzenledik. Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde çocuklar tarihin tanıklığında masallar dinlediler. Ve tüm bu atölye ve etkinliklerde çocuklarla oyunlar oynadık. Çocuklar pek çok yaratıcı yazı ve resim çizme alıştırması yaptılar. Bu alıştırmaları proje web sitemizde kayıt altına aldık. Tüm bu atölye ve etkinliklerin ardından çocuklar hikayelerini yazmaya ve resimlemeye başladılar. 27 yazar çocuk birbirinin cümlesini devam ettirerek bir hikaye ördü. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan bu hikayede çocuklar kahramanı, mekanı, olayı kendiliğinden belirlediler. Ve aynı gökyüzünün altında beraberce yaşadığımızı anlatmak için onların buldukları Gökçe isminden daha uygun bir ismi biz onları bulduğu kadar doğallıkla bulamayabilirdik açıkçası. Yazar çocukların yazmış oldukları hikayeyi çizer çocuklar sahne sahne resimlediler. 24 çizer çocuğun resimlemesiyle birlikte hikayemiz renk kazanmış oldu. Ve biz bu hikayenin kitaplaştırıldığında kapağında yer alabilmesi için her çocuğun isminin ve deseninin yer alabilmesi için çocukların eşsiz parmak izlerinden rengarenk çiçekler tasarladık. Ve 40 çocuğun birlikte giriştiği bu macera Gökçe isminde kitap olarak basılmaya hazır hale geldi. Biz kitabı çift dilli Türkçe ve Arapça hazırladık. Çünkü projemizde yer alan Suriyeli çocukların kendi hikayelerini ana dillerinde okuyabilmelerini istedik. Aynı zamanda çocukların dilleri aracılığıyla da birbirlerini tanımalarını, birbirlerine olan aşinalıklarının artmasını istedik. Kültür bence bir orman, kökleriyle gözlerimizin görebildiğinden çok daha derinlere uzayan, uzanan bir orman. Birbirine çok bağlı bağlarla, sonsuz bağlarla bağlı, birbirini besleyen, birbiriyle iletişim halinde bir orman. Bu ormanın varlığını sürdürebilmesi için alana ihtiyacı var.